Evet, bir tane herkese iyi günler. Arkadaşlar, bir tane ana yolun kıyısında gördüğüm bir tane o köpek galiba dişi çiftliğin arkasına gelmiş. Bakalım o köpek mi? Şurada gideceğiz yanına artık. Bakalım o köpek mi? Bu köpeğe beyler böyle atmışlar. Ana yolun kıyısındaydı. 1 kilometre üst tarafta. Bu köpek buraya nasıl geldi? Çift. Kızım gel bakayım dişi. Evet, o dişi. Bunu dün gördüydüm ana yolun kıyısında. Kızım gel gel. Evet, kızım gel bakayım gel. Hadi gel. Gel hadi gel gel gel. Beyler bu dişi çiftliğin arkasına gelmiş. Bu dişiyi azıtmışlar. Çok kötü halde. Ayaklarında yaralardan dolayı nasırlar oluşmuş. Kızım, sen nasıl geldin buralara? Arka ayaklarında da problem var beyler. Tamam. Gel bakalım gel. Gel. Gel kızım gel. Gel. Tamam. Bir şey yok kızım. Bir şey yok. Bir şey yok kızım. Aferin kızım. Aferin kızım. Biraz çok yaşlı da değil. Sen burayı nereden buldun kızım? Gel bakalım, hadi gel bakalım. Arka ayaklarının durumu ne halde? Gel bakayım gel. Gel, gel bakayım gel. Hadi gel. Arka ayakları sorunlu. Çok aç, bakımsız. Var işte mecburen. Mecburen buna. He kızım. Büyük bir köpek, büyük bir dişi. Buna artık nasıl yapacağız buna? Elimizden ne geliyorsa fazlasıyla yapacağız. Burayı nasıl buldun kızım? Karnı çökmüş, hemen et vereceğim buna. Ben etini vereyim. Kaç yaşındasın? Bakayım mı kızım? Bakayım mı kızım? Daha da 3 yaşındayım. En fazla. Kızım. Beyler işte. Gözümüze sinek girdi. Çok eksikti. Hemen burada korunaklı bir yere şey yapacağız. Salık tutmayacağız. Çünkü bilmiyoruz tavuklara zarar verir mi, vermez mi ördeklere. Gözüme de sinek girdi. Buna tasma bir zincir hemen. Buna yani elimizden ne geliyorsa yapacağız. Hemen gideyim şuradan etki alayım geleyim. Çiftliğin en arka kısmı burası. İyi, köpekler bunu da hissetmemişler. Şimdi gelmiş galiba. Nasır olmuş yaradan ayaklar. İç dış parazit iğnesini yapmam lazım hemen. Ama yazık, günah ya. Bunu da zaten o ana yolun giriş kısmı Mehmet Hoca bununla ilgilenir diye atmışlar beyler. Yani hadi gel bakayım gel. Gel hadi gel. Kalk bakayım ha. Şimdi bunu hemen yemek alıp geleyim. Yani beyler işte 2 günden beri enteresan enteresan olumsuzluklar oldu. Gergin 2 gün geçirdim. Arabada, hatta en son araba bile
sorun yaptı. Sanayiden çıktım geldim. Direkt bak çiftlikte direkt. Tamam geleceğim. Ben şimdi etini götürelim. Su kabını ayarlayalım. Onu şimdilik önce bir karın doyuralım. İçin. Oğlum. Hep beraber birlikte. Biraz ete kızım, ha güzel kızım. Umut. Tamam kızım, tamam. Ha kızım, tamam. Tamam güzel kızım, tamam. Şurada bir kova var, o kovayla bir et götüreceğiz, tamam mı? Umut, bir tane bir misafir, bir dişi gelmiş, sakat oğlum. Karnını doyuracağız, tamam mı oğlum? He? Tamam hocam. Samim, tamam mı oğlum? Hemen şurada. Seninle bir sese yardım edelim hocam. He. O onlarda köpeklere. Hocam, sizin köpekleri şey. Hocam. He. Şey, kara kız akşam geldiğimizde ısırıyordu. Serif de onu öyle bağladı. Bağladınız mı? Evet hocam, ısırıyor ya. Ha şimdi, ha Serdar. Serdar kardeşim de bir tane damızlık. Bizim eski Araplardan bir dişi getiriyor zaten şu anda yolda. Arabayla o geliyor. Fatih, bir köpek. Fatih. Bir köpek azıtmışlar oğlum. Durumu kötü. Ana yolda gördüydüm, hatırlıyor musun dün gece? Ne gerekirse yapacağız. Şerif. Hemen şu yavruyu göstereyim bakayım. Veteriner hocamız. Evet hocam, başka hangi gün geleceğiz? Al hocam. Alın bakayım yavruyu, bir görelim. Alayım hocam. Bizim yerli buranın dağ köylerinden. Nereden açılıyor hocam bu? Durun bakayım. Serdar hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Kaç tane yavru hocam? Bu bizim yüksek köylerden bana... Yüksek köylerin. Nesillerden beri devam eden soyu hocam. Ara eski keçi sürülerinde bulan. Ay maşallah, getir al bakalım şunu. Ay maşallah, ay maşallah. Muhteşem, muhteşem. Bu da şimdi yeni bir kan attı işte. İyi. Eski damarları buluyoruz. Sağ ol kardeşim. Sağ ol hocam. Şu arka şeyler, ayaklar uzun. Uzun. Bu da neyi mi gösteriyor? Çok eski bir damar olduğunu gösteriyor. Çok eski değil mi? Tabii. Ayak alt. Arka evet. Ayaklar uzun basıyor şöyle patiler. Evet. Veteriner hocam. Mehmet hocam, köpek dondu mu? Bir tane köpek şey yapmışlar hocam. Ne? Şu ana yolda azıtmışlar, dün gördüm o köpek. Dolandı dolandı çiftliğin oraya arkaya gelmiş. Ya, durumu kötü. He. Aç şu anda, çok aç. Yemek vereceğiz hemen. Hemen. Bir de bakımına bir bak hocam, gel. Tamam, ha, yavruyu da şuraya kapatalım. Heh, bir yere kapat şimdilik. Hocam kapatayım mı bakacağım? Bu da karabiye iş olacak büyüyünce. Siyahlardan farklı kanatlı ihtiyacımız vardı. İşte mesela böyle. Bu da eski, tam eski. Beyler şu şeyi getirin, şunu. Ha şu meme var, memeyi verebiliriz. Bunların yedikleri ne? Şunun içine koyun şunun. Şunu da kesin arkadaşlar. Hemen acilen. Bıçak nerede? Ha. Kardeşlere bakın, bu işte bu. He. Memeyi aldın mı? Ha, tamam götürelim. Sen de tut Umut. Fatih Ertufan, Serdar hocam, Şahin. Beyler bugün işte size normal dağa çıkıp köpeklerle video çekecektik. Ama böyle bir durumu sizde canlı canlı hızlı direkt paylaşayım dedim. Şimdi gerekli şekilde şu hayvanı bir doyurup bir zincir, bir tasma. Çünkü niye
size biraz önce bahsettiğim gibi tavuklara, ördeklere zarar verip vermeyeceğini bilmiyoruz. Onun için kontrol altına alıp arkada korunak yapacağız ona birazdan. Orada suyunu, yemeğini vereceğiz. Ondan sonra yarın veya bu akşam oğlum iç ve dış parazitlerini hiç fazla hapını veya iğnesini yapacağız. Ayakta şimdi bakacağız ayağının son durumu. Ayağının son durumuna bakacağız. Şunu da gelmesin şu ya hocam. Gel. Gel. Sulavadan meme getirdi dedim. Meme vereceğim. Hemen. Evet ayağa kalktı. Son durumuna bakacağız şimdi. Nasıl zincir? Bir tasma. Kafa yapısı olarak çok güzel. He kızım, he güzel kızım, he. He kızım, he. He. Evet burada. He güzel kızım, gel, gel, gel. Evet arkalar sorunlu görüyorsunuz arkadaşlar. Hocam bu nasıl şey? Arka ayakları biraz sorunlu. Yaralar şey nasıl yapmış? Buna çarpmışlar zamanında belli. Değil mi? Hı-hı. Biraz da uyuzu var. Başka da bir şey yok. Başka bir şey. Bunu toplarız değil mi? Hı-hı. Değil mi hocam? İşte ne yapalım? Ekmeğimizin güzel bir parçasını da bununla bölüşeceğiz. Güzel ayım. Yok olsun. Yani yok. Şimdi aç yani kaldı. İnsani bir boyutu var tabii. Ya iş o zaten yani iki günden beri her şey aksi bir de. Yani bunu, böyle yoktukça Allah da bize yardım eder hocam. Bu da yani bu şey yapmamız da lazım yani. Kesinlikle. Herkesin elinden geldiği kadar muhtaça, düşküne hem insanlara hem hayvanlara, gerek hayvanlara imkanı varsa düşkün. Bu hayvan düşkün mesela. Çok aç kalmış. Çok aç kalmış. Bunu beyler hep beraber bu kulaklarını evet çok kötü gözüküyor. Hocam kulaklar nasır mı olmuş öyle? Evet hocam. Nasır olmuş? Şey olmuş sahne. Papillom olmuş da geçirmiş ay. Sol kulağında. Nasırlar var. Yaralardan, ağrı yaraların nasırları var. Geldi sığındı bak bize. Allah'ın işi ya. Çocuklar getirin. Buna bir zincir, bir tasma. Hemen iç dış parazit. Vay be. Ben de gördüm. Değil mi o köpek işte? Hı-hı. Ya bu köpek geçti biliyor musun? Dün yukarılardaydı. Ben vardım ya. He o köpek işte bu ya. Vay anasını. Buraya nereden geldin? Buraya nasıl geldin? Nasıl geldin? Çünkü arka taraf geçiş yok. Arka dağdan inmiş olabilir. Buradan köpeklerden giremez. Tepeden de köpeklerden giremez. Kesinlikle yani buradan aradan bir yere çünkü köpekler sokmazlardı bunu. 3-4 tane salık köpek var sokmazlardı. İyi Allah'tan onlar iş görmeden biz gördük. Tam oradan geliyordu gördüm yani. Bak o şu aradan geliyordu tam. Irmaktan gelse ayakları su olur. Tünelden geldi. Tünelden bana kalırsa bak. Tünelin içinden geldi tabii. Çünkü yukarılardan. Ayarlayalım da şurada tedavisini yapalım. Tamam tamam hocam tamam. Bir zincir tasma. Çocuklar etini meme getiriyorlar. Kesimhanede aldık meme köpekler için çok faydalı. Kızım. Kızım. Çok aç, çok aç. Siz şunu şöyle tutun. Şu tarafa doğru böyle tut bekle. Ben şunu hemen dur. Vereceğim. Hocam bizim gördüğümüz değil mi bu? Evet. Gel bakayım. Şimdi pişiremedik.
parçalayayım mı? Keseyim mi biraz? Keseyim mi hocam? Dur sen dur oğlum. Çok aç, çok aç. Arkaları göstermeye de çok aç ama orada 3 kilo 4 kilo yiyecek var. Bunu Allah bunu düzeltecek. Bu boynumuzun borcu. Bunu düzelteceğiz beyler. Şimdi bana şey yapmayın çünkü elimde olan buydu. Bu parçalamaya bile şey pişirmeye fırsatım olmadı. Bir anda vermek zorunda kaldım. Çünkü hayvanın durumu çok direnci düşmüş. Görüyorsunuz. Kemikleri çıkmış komple. Bunu elimizden geldiğince buna bakım yapacağız Samim. Tamam mı oğlum? Bak sokaklarda her yerde bakımsız köpeklere yardım edeceğiz çocuklar. Evet. Sadece köpek değil. Yardıma ihtiyacı olan her şeye yardım edeceğiz. Umut değil mi oğlum? Evet hocam. Bu çünkü bir insanlık görevi. Nasıl yiyeyim? Şimdi bunu biraz şey yapar. Arka ayaklarının durumu, kuyruğunun üstü yaralar var, egzama var, uyuz var. Allah'tan Serdar hocam hemen müdahaleleri yapacak birlikte. Bu hayvanı kurtaracağız çünkü bu hayvan bu şekilde yaşayamazdı. Yaşamak için birinin tavuğuna, hayvanla saldırdı ve öldürürlerdi bunu. Veya araba çarpardı veya açlıktan ölürdü. Çünkü belli yani köpek. Çok acıkmış çok. En fazla 3 yaşında beyler. Şimdi bunu güzel bir yere şey yapacağız. Tamam. Şu bıçağı şöyle tut sen. Hocam bağlayarak buraya bir kulübe yapalım. Efendim? Hocam bağlayarak bir kulübe yapalım. Tabii bir kulübe, bir kapalı bir yer yapacağız. Çünkü yarın ve öbür gün yağış olabilir, evet. Eskiden orada... Bir im var değil mi orada? Dağcının... Dağcının olduğu im var, oraya da bağlayalım. Evet, evet çukur hocam. Bir yer var. Oraya da bağlayabiliriz çocuklar. Bir bakın bakayım. Bir kontrol edin bakayım. Yarısı neydi? En az 4-5 kiloydu bu. Nasıl? Tamam. Efendim? Seninle biz genişletelim mi hocam? O ini değil mi oradaki? Tam genişletirsiniz. O zaman siz ne yapın? Bir tane oradan bir kürek alın yeter. Tamam kürek hocam. Bulun gelin hadi bak. Efendim? Kötü dediğiniz köpek hangisi? Bu. Hani hocam şu şeyi arkasına bak. Arkası biraz küçük. Ya oğlum. Hocam, hocam elini koymuşum şey hemen. Hocam. Tamam hocam. Hocam suyunu sildim. Emre benim öğrencilerim içinde en yaramazı. İnşallah düzelteceğiz Emre'yi. Çünkü hocam. Hocam suyunu koyalım mı sizin? Su evet tamam. İçini temizleyin şöyle bir. Su, az biraz su dökün. Biraz temizleyin öyle ondan hocam, sonra su verin. Hocam. Al onu da götürün, onu da götürün. Dur. Getirelim. Tamam. Dök hepsini dök, dök, dök. Serdar gitsin de. Ne yaptı Serdar? Beyler.
Beyler kendinize iyi bakın. Ben de çek şöyle de. Ver hocam. Bu sene sayısını bilmiyorum. Epey elimizden bir şeyler gelip kurtardığımız köpeklerden bir tanesi. Bu da kurtulacak inşallah. Çevremizde duyarsız kalmayalım arkadaşlar. Sadece hayvanlar değil, insanlar, herkes kötü durumda hissettiğimiz her şeye elimizden geldiği sürece az da olsa bir yardımımız olur. Bu yardımı esirgemeyin. Herkese teşekkürler. Sağlıcakla kalın. İlerleyen günlerde köpeğin, bu misafirin diyeyim, belki de kalıcı olacak. Hani bizim de imkanımız belli ama ekmeğe bölüşecek yere bu köpekler. Abi eksik, abi fazla. Aç kalmayacak, açık kalmayacak. İşte bu da geldi, buldu bizi. Bunu yapacağımız da en iyi şekilde sağlık problemlerini halledip bakımını yapmak, iyi beslemek, biraz kendini toplaması toplayacak. Ondan sonra hep beraber zaten fikir alışverişi yaparız. Kendinize iyi bakın. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Allah'a emanet olun.